bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Abi. Hadi abi. Benden bu kadar Fiko. Emine sana emanet. Abi. Ona iyi bakın. Selma, sana çektirdiklerim için kusura bakma. Allah beni affetsin. Abi. 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 Bırak beni. Abi yapma. Kurtaracağım seni. Yardım edin. Kolay görünüyor değil mi? Şuradan atlayıp her şeyi geride bırakmak. Her şeyden kaçıp kurtulmak. Bunu ben de yaşadım abi. Ben de uçurumun kenarındaydım abi. Gittim geldim biliyorsun. Öldüm dirildim. Çocuklarıma sarıldım sonra. Aileme sarıldım. Size. Hepinizden güç aldım. Hayat her şeyden önemliymiş. Bunu anladım. Yaptığın aptallık demiştin. Çok haklıydın. Peki şimdi kendin niye aynı şeyi yapıyorsun? He? Alkolik oldum Fiko. Kafayı üşüttüm. Hayal görüyorum. Korkuyorum Fiko. Yardım et ne olur.
Düzelecek abi. İyileşeceksin. Seni tedavi ettireceğiz. Kurtulacaksın içkiden. Gene eski abim olacaksın. Güvendiğim abim. Başım sıkıştığında yardımıma koşan abim. Hey be diyeceğim. İşte bu benim abim. Benim abim. He? Geleydik de. Belki bir faydamız dokunurdu. Biz de geleydik. Orada öyle uşak başınız ha. Biz abimle gideriz. Hadi. Peki o zaman. Hadi. Hadi Cevdet. Selametle. Kendine mukayyet ol. Tamam baba. Hadi abi. İpek için bir şeyler söyledim. Ne dedim? Ölümle pençeleşiyor falan. Ne demek bu? Benim bir şeyden haberim yok. Yani herkes biliyor da bir ben mi bilmiyorum? Hayır, kimse bilmiyor. Babamlar da bilmiyor. Nesi var İpek'in? İyi değil abi. Vay Cevdet. İyi değildi son günlerde ama bu kadarını da kim tahmin eder? Üzüntüden kafayı yedi herhalde zamanında. Şimdi nerede acaba? Kim bilir, Fikret de görünmedi son zamanlarda. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Aa, günaydın. Şimdi gidip İpek'i ziyaret edelim. Yüzkağıt uçtan Musti. Herkes verdi, sen kaldın. O ne para söyle? Çiçek, Musti, çiçek. Hiç duymadın mı? Evde gerginlik arttıkça tabii abimin sorunu da arttı. Yani eskiden de içerdi ama... Artık kontrol edemiyor. Peki önce, yani bu olay olmadan önce... içki yüzünden sorumluluklarını aksattığı... ne bileyim, işe gidemediği falan olur muydu? Abim epeydir çalışmıyor. Çalışamıyor. Bazen sabah başlıyor içmeye. En son ne zaman alkol aldınız? Dün. Akşamüstü. Gece... Bu sabah? Hayır hayır. Bu sabah beraberdik. Bir sorununuz var. Alkol. Var değil mi? Evet var. Önce durumunuzu kabullenmeniz lazım. Hı hı. Bu durumdan kurtulmak istiyorsunuz değil mi? Tabii istiyor. İstiyorum. İstemez olur muyum? Bunu bir hastalık olarak görmelisiniz. Ama tedavi edilebilir bir hastalık. Yerimiz var. Size hemen yatırabiliriz. Ama önce polikliniğe gideceksiniz. Usul böyle. Abinizin genel bir muayeneden geçmesi lazım. Tamam. Bakın ben içeride falan kalamam. Dışarıda. Yani bir ilaç falan verseniz... ben başımın çaresine bakarım. İçmem bir daha. Bakın alkol sorununuz var Cevdet Bey. Sizi ancak burada kontrol altında tutabiliriz. Anlamıyorsunuz. İradem içmem dedi mi içmem... Zaten tövbe ettim. İstemiyorsa boşuna vakit kaybediyoruz. Yatman lazım abi. Tek yolu bu. Doktor hanımı dinle. O senin durumunu senden daha iyi biliyor. Hem ne konuştuk? Düzelmeyi istiyorsan... her şey yine iyi olsun istiyorsan... Başka çare yok Afiko. Başka çare yok abi. Başka çare yoksa ne yapayım? Yatacağız mecburen. Yatacağız anasını satayım.
Vay lanet ola, sakarlığım üstünde. Bazen. Kafamı bir türlü toplayamıyorum ki, aklım hep çocukta. Acaba gidip kapıya dayanır mı Cevdet? Gene almaya kalkar mı Emine'yi? Bırak bana, ben hallederim. Sen bir evi ara. Günaydın. Çok günaydın. Serpil abla. Yo, yo. Emine nasıl? Gelen giden olmadı ya. Hayır öyle değil. Benim sorduğum Cevdet. Onu merak etme. Fikret götürdü. Hastaneye gittiler. Öyle mi? Cevdet Fikret'in yanındaymış, onu söylüyor. Hadi. Hadi Fiko, sen dön artık. Seni yerleştirseydim abi. Yok yok, sen gelme içeri. Zaten iki saattir ben hallederim. Hadi. Hadi, hadi hallederim dedim be. Sağ ol Fiko, sağ ol. Sen olmasan, yani dün gece bana... Düşünme artık abi, unut. Olmadı farz et. Hadi, kendine dikkat et. Senden istenileni yap. Sakın olay çıkarma. Ben hep yanındayım. He? Ha, git kızımı benim için öp Fiko. Sıkı sıkı sarıl ona. Kulağına fısılda. Baban senin için her şeyi yapardı. Her şeyi. Ayıptır söylemesi, Nurten dolma yapmış. 3 tabak yemiştim. Gece yarısı bir hararet bastı. Kalkıp su içeyim dedim. O sırada zır kapı. Baktım Fiko bir şey de anlatmıyor. Hadi gel diyor. Oğlum ne var, ne oluyor? Kanman lafları falan. Tabii ben senin hasta olduğunu öğrenince apar topar kaldım. Yeter be Musti. Ya ezberledik artık be. Sağ ol Musti. Sana da teşekkür ederim Levent. Rica ederim, görevimiz. Kim olsa yapardı aynı şeyi. Hepiniz sağ olun. Abi, güzelim çiçekler ortada kaldı. Şimdi geliyorum. Ben yaparım. Bunu koysam olur mu? Tabii o iyi ama sana zahmet olacak. Öyle ama artık katlanacağız, ne yapalım. Doktor burada galiba. Ay evet Selçuk, uğradı sağ olsun. Ne diyor peki, yani sebebi neymiş? Hiç, bünyesel yorgunluk. Önemli bir şey değil. Genel bir zafiyet durumu. Aa, biliyor musunuz, ben de çocukken zafiyet geçirdim. Allah sizi inandırsın, iğne ipliğe dönmüştüm. Ne olacak Selçuk Bey? Tek alacak bunlar, böyle bayılmalar, düşmeler falan. Olursa şaşmamak lazım. Vücut bir savaş veriyor. Tamam, savaş veriyor da... Komutan sizsiniz. Kaybetmeyecek değil mi? Hayata bağlı sürdükçe kazanma şansı da yüksek. Direncinin kırılmaması lazım. Dostları çok, bu da iyi. Ama Deniz, müfredat diye bir şey var. Var tabii, var. Deli gömleği. Seri imalat bandı. Biz burada papağan mı yetiştiriyoruz yoksa düşünen, beynini kullanabilen insanlar mı? Bazı şeylerin değişmesi zaman alıyor. Ondan sonra da tutup yok sınıf geçme sistemi, yok kredili sistem. O da olmadı, bir orta yol bulalım. Aşalım bunları artık. Neden sistemin özünü tartışmadık? Konumuz o değildi ki. Ama olmalıydı. Neden Havandos'u dövdük? Yani ne diyorsun? Öğretmenler kurulunda milli eğitimin bütün sorunlarını biz mi halledecektik? Müdür de şimdi gidip aynı şeyleri papağan gibi ilçede tekrarlayacak. Kendimiz neyiz ki yetiştirdiğimiz öğrenciler ne olsun? Ben boşuna soluk tüketiyorum. 2 yıldır boşuna çabalıyorum. Sizinle aynı dilden bile konuşmuyoruz. Deniz, buyurun bakalım. Ortada fol yok, yumurta yok. Ne oldu bu kıza? Bir şey mi bozuldu? Kim bilir. Son günlerde iyice tuhaflaştı nedense. Emre bir dakika. Ne oldu? Seninle konuşmak istiyorum. Bütün kızlar konuşmak istiyor. Tamam tamam, kötü espri. Ne söyleyecektin sen? Alime yaptıkların yanlış. Karışma, bu ikimizin arasında bir konu. Neden Alim'i rahat bırakmıyorsun? O çocuğa hiç aklım ermiyor. Herkes de acıma duyguları uyandırıyor. Bir zamanlar Ece de... Her neyse, seni ilgilendirmez, tamam mı? Seni hiç ilgilendirmez. Thank you.
alıyorsun? Sahiden çocuklar, perdeleri unutmayalım. Yoksa mahallede olay yaratırız. Canım, bugünlük ireti tuttursak? İyi fikir. Ben yarın evdeki bütün kasetleri buraya taşıyacağım. Gitmişken annene sor bakalım, bize verebileceği bir tabak takımı var mı? Vermezse de yürüt, ben evin yarısını kaldırdım. Ah, Zeynep, bana oradan bir vida versene. Bir koku duyuyor musunuz? Çorbanın dibi tuttu. Biriniz gelin de salatayı yapın. Ah, nereden geliyorsunuz? Şeyden patron, önce çayları dağıttım sonra borçları topladım. Ha, onu anladık da nerelere gittiniz? Ha, hiç, her yere. Osman abiye, Hüsnü abiye, manava, kasaba. Ha, iyi, şeye de gittiniz mi? Tuhafiyeciye mi? Oraya da gittim. Sallama lan kafanı, berbere diyorum. Berbere gittin mi? Kadın berberi. Ha evet, kadın berberi. Aşule Hanım'ın kuaför salonu. Evet, orayı soruyorum, gittiniz mi? Hatırlamıyorum patron. Adı hatırlamıyormuş. Ulan adam mı kandırıyorsun? Bana bak, bundan sonra bir yere giderken bana soracaksın. Benden izin alacaksın. Ne oluyoruz ya patron? Olağanüstü hal mi var? Hayır, şimdi darbe geliyor. Hadi lan yürü, hadi. Ukala dümbele, dümbelek. Uyuy lan. Yatırdık işte. Bundan sonrası kendine kalmış. İnşallah toparlanır. Geçer, hepsi geçer. İyisin yani. İyiyim. Yine de iyiyim. Her şeye rağmen mi? Ne demek her şeye rağmen mi? Heh, selam Fiko. Ya Cedit abiye anlattılar. Aradım, evde yoktu. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol Nihat. Şimdilik bir şey yok. Zeynep? Zeynep! Zeynep? Anne, attığın tokatla beni çok kırdın ama etrafıma ördüğün görünmez kafesi de parçalamış oldun. Sakın babamı arama. Ne yazık ki onun yanına dönemiyorum. Gidiyorum. Cehennemin dibine kadar yolum var. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Ben bunu senin yanına bırakır mıyım ha? Bırakır mıyım? Bir gecelik böyle idare edeceksin. Yarın sana da bir yatak ayarlarız. Sorun değil. Bu battaniye ince gelmez değil mi? Hayır hayır. Ben zaten çok üşümem. Hadi iyi geceler. Sana da. İyi geceler. Işığı söndürsene. Abim zor günler geçiriyor yenge. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Tamam.
Yaptıklarını unutmak, affetmek kolay değil tabii. Zaten senin bileceğin iş. Ama hiç değilse bu bunalımı atlatana kadar bir darbe daha yemesin diyorum. Hiç olmazsa şu mahkeme. Ertelenir mi bilmiyorum ama avukatınla konuşsan. Bari ilk duruşmada bir karar çıkmasa. Çıkarsa tam bu alkol belasından kurtulmaya çalışırken büsbütün çökecek. Bir daha toparlanamayacak. Ne diyorsun yenge? Hiçbir şey. Konuşmak istemiyorum. Sözler vermek istemiyorum Fikret. Zeynep, acele etsene. Burcu geldi bile. Selam Burcu. Kahvaltı ettin mi? Ettim. Zeynep nerede? Hoş geldiniz. Zeynep bak sana kimi getirdim. İşte evleri burası. Nasıl, beğendiniz mi? Tam adresi vermemişsin. Anne. Hemen toparlan Zeynep, gidiyoruz. Hayır. Hadi diyorum sana, eve gidiyoruz. Benim evim burası. Ya, demek evin burası ha? Ailen de bunlar mı? Sana onlar mı bakacak artık? Bu sorumsuzların aklına uyup beni terk mi ediyorsun? Yo, olmaz öyle şey. Hazırlan, topla eşyalarını. Hadi, bu senin son şansın. Anne, gelmiyorum dedim. Beni zorla götüremezsin. Geleceksin. Gelmiyorum. Gelme o zaman. Ne halin varsa gör. Benden bitti. Benden metalik alamazsın. Okul taksitlerini de bunlar ödesin. Kafasız. Sen bindiğin dalı kestin. Dünyanın kaç bucak olduğunu gör bakalım. Zeynep, ne olur kusura bakma. Bilseydim... Boş ver. Nasıl olsa bulurdu. İstersen bir babanla konuş. Belki o sana destek olur. Babamla konuşamam. Zaten o da istemiyor beni. Bu fosturayı niye böyle dizdin? He? Bu elmalarla bu elmalar aynı mı? Nerede bunun etiketi? İşte burada. Niye görünür şekilde koymuyorsun? Sakın bir daha olmasın. Karışmam. Buyurun, mandalina yiyin. Hadi oradan. Ben asla rüşvet yemem. Merhaba Hayri Bey. Merhaba Zehra. Yani Zehra Hanım, nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Sağ olun, sağ olun, iyiyim. Ne kadar çalışkansınız. Sizi daha yakından tanımak isterdim. Ne kadar yakından, yani niye? Çok çekici bir kişiliğiniz var. Bir yerde oturup biraz konuşamaz mıyız? Hayır. Ama bana bir yarım saatinizi ayıramaz mısınız? Peki, peki. Ama sadece yarım saat. Emre'nin onu hırpalamasına neden izin veriyorsun? Emre onu ne zaman hırpalamıştı? Arkadaşlarıyla bir olup yolunu kesiyorlar. Çocuğu dövüyorlar, korkutuyorlar. Bugüne kadar bu benim meselem değil dedim, karışmadım. Ama bundan sonra çok kötü harcanacak halim. Benim bunlardan hiç haberim yoktu. Şimdi oldu işte. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Emre niye böyle bir şey yapsın ki? Benim burada olmamam lazım. Yani bu kadınla. Bu hiç doğru değil. Karımı aldatıyorum. Yok, asıl o beni aldatıyor. Ne kadar anlamlı bakıyorsunuz. Aklınızdan neler geçiyor? Hiç, size bakıyordum. Saçınızı değiştirmişsiniz. Güzel olmuş. Fark ettiniz demek. Kocam hiç dikkat etmez böyle şeylere. Sahiden beğendiniz mi saçımı? Sahiden beğendim. Nasıl söylesem... Çok değişik bir model olmuş. Herhalde o yeni kuaföre yaptırdınız. Evet, gümüş tarak yaptı. O herif koyun bile kırpamaz. Ama bu fena değil. Daha doğrusu güzele bu bile yakışıyor. Hadi hayırlısı. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Peki müsteşar bey de mi toplantıda? Daha önce aradığımızı iletmiş miydiniz? Peki sağ olun, bekleyeceğiz. Yok yok yok. Ankara'da bize kulak verecek bir Allah'ın kulu yok. İşin rengi belli oldu bence. Kaybediyoruz. Yorgun görünüyoruz. Ayağa kalkmakta acele ettin. Yok iyiyim. Danıştay'da şansımız ne peki? Doğrusu artık iyimser olamıyorum. Dosyada eksikler var.
bazı bilgilere ulaşamıyoruz. Böyle oturup eli kolu bağlı bekleyemeyiz. Benim başka bir önerim var. Haklı olduğumuza inanacak insanları arkamıza almalıyız. Biraz gürültü koparalım, kamuoyu oluşturalım. Gazetecilere gidelim, aydınlara, sanatçılara gidelim. Önce tanıdıklardan başlayalım. Bakın, bunun etkisi olabilir. Bence de. Eğer geniş bir platform oluşturabilirsek. Oluşturabiliriz. Ayrıca bir imza kampanyası açarız. Eğer bakanlığa 1000, hatta 2000 imzalı bir dilekçe verebilirsek. Evet, böyle bir şeye kayıtsız kalamazlar. Hemen harekete geçmekte yarar var. Gel buraya. Sen hep böyle gölge gibi peşimde mi dolaşacaksın? Evet, beni kabul edinceye kadar. Seni kabul etmeyeceğim. Edeceksin hocam. Çünkü sana söz vereceğim, şerefim üzerine. Kimseye saldırmayacağım. Kimsenin canını acıtmayacağım. Sadece bana saldıran olursa kendimi savunacağım o kadar. Hem bir düşünsenize, siz niye öğrenmiştiniz Aikido'yu? Yani en başında. Sanırım nedenlerimiz o kadar da farklı değil. Peki. Ama önce ailenden izin alman lazım. Sağ ol hocam. Hepiniz ayakta uyuyorsunuz. Burnunuzun dibinde olup bitenden haberiniz yok. Ne oluyorsun Nurten? Sen neden bahsediyorsun ya? Gördüm onları. Kimleri? Selami'nin karısıyla o herifi, o zampara belediyeciyi. Çay bahçesinde oturmuş aşna fişne ediyorlardı. Yok artık, daha neler canım. Canım belki sana öyle geldi. Belki benzetmişsinizdir Nurten Hanım. Hiç bile. Zehra'yı nerede görsem tanırım. Canım her şeyde bir kötülük arıyorsunuz siz de. Vallahi dedikoducusunuz yani. Diz dize oturuyorlardı, fingirdeşiyorlardı. Anlatılır gibi değil, rezalet. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Bay alçak, rüşvet aldığı yetmedi şimdi de mahallenin namusuna el uzatıyor. Canım sana ne, karışma. Ya sizin de mezhebiniz amma genişmiş be. Ama ben göz yummam böyle şeylere. Fena yapacağım o aileyi. Kemiklerini kıracağım onun. Lazım böylelerine. Neyse, hadi gel bana şuradan iki ekmek ver. Sen de kalıbından utan Sermet. Hani her şeyi bilirdin, dünyadan haberin yok. Bizim hatun sana fark attı, fark. Hadi yürü. Suratını dağıtacağım o itin. Bir bu eksikti. O da başkasının karısına sulanmasaydı. Ben ne diyorum şimdi? Selami'deki de şans. Sahi ne olacak şimdi? Dur bakalım. Nereye böyle? İç patron, şeye kahveye. Kahve bu tarafta değil mi lan? Hayır yani buradan geçerken şeyi uğrayıp boşları alayım demiştim. Boşları almamış mıydı zaten? Olsun gene alırım patron. Hem Kamuran Bey'e bir sorayım, belki bir isteği vardır. Belki de senin bir istediğin vardır. Ulan şimdi ağzını burnunu da atacağım. İstediği varmış. Yürü lan hadi koş. Hadi marş marş. Hadi lan. Pis herif. Bana maval okuyor. Mavalcı. Yürü. Palavracı. Aa, merhaba. Hiç, oturuyorum. Akşama mı? Niye sordun? Aa, hayır istemiyorum. Gelemem. Lütfen ısrar etme. Uzatma Murat. Aa, istemiyorum işte, daha ne söyleyeyim? Sana da iyi günler. Lütfen. Ne olur yalvarıyorum. Bir yudum ha. Siz insan değil misiniz? Bir yudumcuk. Başka içmeyeceğim söz. Bir damla. Eminem. Bir damla kızım. Babana inanmıyor musun ha? Hadi. 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 Geldin mi koçum? Geldim abi. Sen şimdi bana bir ufak rakı aç. Bol buz istiyorum. Bol buz. Anladın mı? Varsa biraz da beyaz peynir. Biraz da kavun. Kap gel. Başka bir şey istemiyorum. Yürü. Yürü dedim. Yürü. 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 İyi
misiniz? Ha? İyi değilim be Selma. Hiç iyi değilim. Bunlar bana ne yapıyorlar? Ben ne olacağım? Eminem? Eminem? Eminem nerede? Emine! 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 Biri geldi, Emine! Yardım edin. Bırakın. Bırakın beni. Yardım edin diyorum. Bunu senden beklemezdim. Niye alimle uğraşıyorsun? Biz ona bir şey yapmadık. Bir daha ona dokunmayacaksın. Arkadaşlarına da söyle. Sana yanlış anlatmışlar. Ona elimi bile sürmedim. Bütün yaptığım ona sen bu okula yakışmıyorsun dedim. Hepsi o kadar. Kaba kuvvet kullanmadım. Bilmiyorum Emre. Bir daha böyle bir şey duyarsam arkadaşlığımız biter. Merak etme, duymazsın. Artık benim karşıma çıkma. Benimle konuşma. Uzak dur benden. Ne kadar yanılmışım senin hakkında. Yazıklar olsun. Merhaba Deniz. Böyle pat diye geldim ama bizim yine yardıma ihtiyacımız var. Yardıma mı? Bu kez çeviri falan değil. Bir imza kampanyası başlatmak istiyoruz. Vakfın yeriyle ilgili. İyice sıkıştık. Eğer sen de bize yardım edebilirsin. Kusura bakma. Hiç vaktim yok. Zaman bulmak aslında... İpek. Zamanım yok dedim. Tamam. Tamam peki. Rahatsız ettim. Özür dilerim. Ben de mümkün olsa maniküre geleceğim Hülya. Niye gelmiyorsunuz? Patronu azdırmaktan korkuyorum. Aslında benim ellerim de çok güzeldir. Patron kadarım. Bakın. Vallahi çok hoş. Beğendim. Aslında beğeneceğiniz çok marifetim var. Mesela çok iyi çay demlerim. Sesim çok güzeldir. Tarkan'dan şarkılar söylerim. Bunun yanı sıra dışarıda bir yerde. Mesela bir akşamüstü. Efendim? Buluşsak diyorum. Kimsenin ruhu bile duymaz. Zaten başkaları mühim değil. Bizim patron duymasın yeter. Şşt! Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Ben bir şey burada... yapmıyorum patron. Sen ne yapıyorsun? Ukalalık istemez. Yıkıl karşımdan. Seninle sonra görüşeceğiz. Lütfen kusura bakmayın Hülya Hanım. Onun adına sizden özür dilerim. Rica ederim. Bu kadar labale olduğunu bilmezdim. Yapışkan herif! Çırak! Terbiyesiz. Görmeyeli nasılsınız Hülya Hanım? Teşekkür ederim. Ne olacak bu hükümet işi Fikret? Senin aklın erer. Ermiyor vallahi Muhsin amca. Hiç ermiyor. Cemil. Nerede patronun oğlum? Bilmiyorum Fikret abi. Allah! Yedim ulan seni. Geldi işte Fikret abi. Ulan kaçma gel buraya. Ulan bir sürüngen herif. Sürüngen. Bir alçak adam. Öldüreceğim ulan seni. Öldüreceğim ulan seni. Dur ya dur. Ne olur ya dur. Diko. Diko. Bırak beni. Ulan seninle utanma sıkılma yok mu? Terbiye isteriz. Ben kötü bir şey yapmadım ki. Konuşma lan. Ulan konuşma. Ne asılıyorsun lan mahallemizin kızına? Ama o mahallemizin kızı falan değil patron. Konuşma lan bırak. Dur. Dur be. Siz kimden bahsediyorsunuz be? Hülya Hanım'dan. Şunu gibi yapıştın kıza. Alacağım lan seni ayağımın altına. Terbiye isterim. Otur şöyle. Allah canım atsın geberteceğim. Hem Hülya Hanım nerede mahallemizin kızı oluyor sahiden? Oluyor işte. Şule Hanım'ın yanında çalışmıyor mu? Ulan kovarım ulan seni. Dur be. Ah Cevdet. Ah deli uşak. Ne haldedir şimdi acaba? İyidir baba. Sen Cevdet'i merak etme. Onun iyiliğinedir bunlar. Kendi selameti için. Portakalımı sen ister misin abi? Ben yemeyeceğim.
Hayrola ne oluyor? Hı? Hiç baba yok bir şey. Söyle bakayım ne söyleyeceksin söyle. Burada konuşamayız. Gel şöyle içeri. Bunun böyle olacağını bilmiyordum baba. O zaman baştan niye işin doğrusunu anlatmadın oğlum? Sana kaç defa sordum. Yok okula ısınamadım. Yok Fransızca ile aram iyi değil. Bir zorbayla mı baş edemeyeceğiz? Öğretmenlerin niye bir şey yapmıyor? He? Hmm. Haberleri bile yok değil mi? Olmaz öyle şey. Pazartesi geliyorum. Müdür muaviniyle konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Dağ başım burası. O çocuk kendini ne sanıyor? Okula gelme baba. Ne? Kimseyle konuşma. Eğer beni birazcık seviyorsan. Ben Emre'nin icabına bakarım. Öyle mi? Nasıl olacak bu? Şimdi daha iyice. Ama hastayı yakından izlemeyi sürdürelim. Tamam doktor bey. Ben aikido öğreneceğim baba. Aikido da neymiş? Savunma ile ilgili bir spor. Oh tamam. Sen fazla karate filmi seyrettin galiba. Karate ile ilgisi yok baba bu başka. Mustafa Hoca'yı bir görsen. Eğer izin verirsen beni çalıştıracak baba ne olur. Hayır olmaz. İzin vermiyorum. Dövüş mövüş istemiyorum. Bir yerini kıracaksın sonra. İzin vermiyorum tamam bu konu kapandı. Yabancı değil benim Nihat. Merhaba. Vakitsiz geldim galiba. Gelsene. Demek doğruymuş. Sen sahiden gidiyorsun. Evet. Gidiyorum. Ama neden böyle aniden? Gidiyorum işte. Ama Deniz, nereye? Ziyarete çıkıyorum. İtalya'ya. Oradan da... Oradan nereye giderim bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bir daha buraya, buralara dönmeyeceğim. Asla. Yağmurla kar olsun, güneşle ay.
varken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Ağlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Baba içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal.